Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız Orjinal Matematik Yayınlarının 2023 Oldefe çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. KDT'de ilk 50 soruyu çözdük. Son 20 sorudayız. Yani sayfa 13 14 çözeceğiz bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde de 15 ve 16. sayfalardaki soruları çözerek çözümleri tamamlamış olacağız. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 51. sorunun çözümüyle çözümlerimize başlayalım. Şimdi 51. sorumuzda şöyle demiş. Koordinat düzlemi üzerinde verilen kenarları bir birim ve 2 birim olan özdeş dikdörtgenlerde oluşturulmuş örüntü A ve B noktadan geçen doğrunun denklemi nedir demiş. Doğru denklemi bak için ne lazım? Eğim ve bir nokta lazım. Ve bu kenarları bir birimmiş. Bu, değil mi? 2 bir birimmiş. O zaman burası 1. Mesela burası 1. O zaman A noktasının koordinatları 1'e 1 bir geldi diyebiliriz. Aynı sinsire ile bakın şu şekilde ilerlediğinizde 1, 1, 1, 1. O zaman B noktasının ordinatı 4 geldi. Absisine bakalım 2, 1, 2, 1, 2 dersek 2, 3, 5, 6, 7, 8. B noktası 8 geldi. 8'e 4 geldi. O zaman benim yapmam gereken şey nedir? Bu iki noktan geçen doğrunun eğimini bulmak. Yani eğim nedir arkadaşlar? Y'ler farkı bölü, X'ler farkı. Aşağıdan yukarı çıkardım. O zaman 3 bölü 7'dir. Bizim eğimimiz 3 bölü 7. Bir test tekniğiyle çözecek olursak şıklarda eğimi 3 bölü 7 olmayanı eleyelim. Güle 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 güle, güle. geldi. Bursa geldi. Ama yapalım isterseniz. Y eksi hangisini kullanalım? Şunu kullanalım. Y eksi 1 eşittir 3 bölü 7 parantezinde x eksi 1 diyerek devam ettireceğiz. Yani ne oldu? 7 y eksi 7 eşittir 3 x eksi 3 hepsini ne yapalım? Bunu buraya buraya otatalım. Aynısını bulacağız herhalde. 7y eksi 3x eşittir. 4 geldi. Doğru cevabımız 51. soru için ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Geldik 52. sorumuza. Analitik düzlemde doğruları. Şimdi koordinat düzlemini düşündüğünüzde x eşittir 5 doğrusu şudur. Y eşittir 4 doğrusunu düşündüğünüzde budur. E mantıken doğal olarak zaten bu kesiştikleri nokta dediğinde hani bu doğruların üzerinde olan bir nokta olacağına göre x'in x, x eşittir 5 doğrusu üzerindeki bütün noktaların apsisi 5'tir. y eşittir 4 doğrusun üzerindeki bütün noktaların ordinatı 4'tür. O zaman kesiştiği nokta 5'e 4'tür. Yani burası 5. O zaman k 9. Burası da 4. Yani M3. m 3. m 3 k'yı 5 bulduk. Topladığınız zaman ne geldi? Elimizde kaldı. Çünkü k'yı biz kaç bulmuştuk? 9 bulmuştuk. Aman sonra ne yapıyorsun? Kendi bacağını sıkarsın. Ha bak ona göre. Tamam 52. sorunun çözümü bu şekildeydi. Geldik 53'e. AB doğrusunun denklemi AB ne? ABCD karesinin AVC köşeleri birim kadardan oluşmuş koordinat düzlemi üzerinde gösterilmiştir. Karesinin AVC. Şimdi o zaman bir kare var. O zaman bu kare ise bu köşegendir abicim. Köşegen bak mesela burası bir birim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49, 50. Ha, burası 5 kök 2. O zaman bizim karemizin köşegeni 5 kök 2 ise o zaman kenarları 5 beş 5'tir. Bize ne demiş? AB doğrusunu denkleme. O zaman bak 5 birim olacak şekilde güzel sallayalım tamam mı? Şimdi bak burası kaç? 4. Bak 3 gelirsen 3 4 5. Bak burası tam 5 oldu galiba. Oldu mu? 1 2 3 yapalım. 1 2 3 4 yapalım. Bak böyle oldu. Evet böyle daha iyi oldu. Bu taraftan bakalım. Şimdi bak burası 3, 1, 2, 3, 4. Evet tam oldu. Bak tam 90 derece geldi. Bak şurası kaç birim? 3. Şurası kaç birim? 4. Şurası kaç birim? 3. Şurası kaç birim? 4. Aynı şey yukarıda da mümkün. Tamam mı? Aynı şey yukarıda da mümkün. O zaman ben bunu ne diyebilirim koordinatları için? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya 1. Şurası 6'ya 1 geldi. Onu şöyle yapalım. 6'ya 1 noktası geldi. Bu A mesela bu B. Belki de B burası. Bilmiyorum. Ama ben B noktasını burası diye düşünebilirim. O zaman bu iki noktan geçen doğru eğimini bulsak şuradan. Bu olabilir. Şimdi baktığınızda altında bir tane üçgen var. Şuradan eğimi kaç geldi? 3 bölü 4 ama sola yatık olduğu için eksi 3 bölü 4. Üzerinde de bir tane nokta var 6'ya 1. O zaman gel buradan bu denklemi bulalım. Burası 4'tü. O zaman y eksi 1 eşittir. Eksi 3 bölü 4 parantezinde x eksi 6 içler dışlar 4y eksi 4 eşittir. Eksi 3'ü dağıttık. Eksi 3x artı 18. Hepsini sola çektim. 3x artı 4y. Hepsini sola çekmeyeyim. Eksi 4'ü buraya atayım. Artı 22. Tamam tuttu. O zaman. Ay sildik ya. Tamam o zaman tuttu. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bulamıyordum yine. 3x artı 4 y eşittir 22 geldi. Yukarıdan da olur muydu? Olurdu. Peki o nasıl olurdu? Şimdi ben B noktasını buldum ya. A noktasının koordinatlarını biliyorum. Mesela artık 2'ye 4 noktası A noktası. C noktası da 6, 7, 8, 9, 9'a 4, 9'a 5 noktası. O zaman hani şununla şunun absisleri toplamı, şununla şunun absisleri toplamından istersen B noktasında yukarıdan da ne yapabilirim söyleyebilirim ya da şuradan yine aynı mantıkla bir benzerlik mantığıyla 3 4 5 diye yürüterek bu noktanın koordinatlarını söyleyebiliriz ama bulduktan sonra vur gelsin diyoruz 54. soru ha sağ taraftaymış. Şimdi köşeleri olan ABC üçgeni veriliyor. ABC üçgenini bir çizelim abi. Böyle hayal meyal olmaz bu işler. Tamam mı? ABC üçgenin şimdi A B C demiş. B3 köşesinin ne ait yükseklik yani bu sana bunun üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini sormuş. Şimdi bak net. Hadi geliyor başlıyoruz. Nok doğru denklemini bulmak için ne lazımdı? Nokta eğim nokta eğim nokta eğim nokta eğim nokta eğim nokta eğim lazımdı. Noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi bulunur. Peki o yeşil çizdiğimin üzerinde bir B noktası var mı? Var. O zaman ben üzerinde bir tane eksi bire dört noktası diye buldum. Şimdi ben bu yeşil çizdiğim doğrunun eğimini bulacağım. Peki hocam bu doğruya diktir desek de A ve C noktalarından geçen doğrunun eğimini bulsak. Yani şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi Kaç geldi orası? 7 1 bölü 3 eksi 5'ten 6 bölü 2'den 3 geldi mi? Geldi. Yani o zaman yeşilin eğimine gelecek. Bu eksi 3 değil mi? Nasıl kötü yazmışım. O zaman bunun eğimine gelecek 1 bölü 3 gelecek. Çarpma ve toplamaya göre tersi. O zaman bu iki nok, bu kurallar var. Nokta var. Eğim de var. Yapıştır gelsin o zaman. O zaman y eksi 4 eşittir. Eğim parantezinde x eksi eksi 1'den artı 1. O zaman içler dışlar 3y eksi 12 eşittir. x artı 1. Hepsini sağa attım. x eksi 3y artı 13 eşittir 0. Ya da 13 olan tek şık şu bence. Evet evet doğru. 13'ü Evet bunları öbür tarafa atınca oluyor galiba. Değil mi? 3 y eksi x. Tamam oldu. Okey. 54. sorumuzda çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Geldik 55'e. Doğrularının kesişim noktası. iki doğrunun kesişim noktası nasıl bulunur? Ortak çözüm yapılarak bulunur. Yani y eşittir 3x eksi 5 ve x artı y eşittir 3 doğrularını ortak çözeceğiz. Eğimde kaçmış? 3'müş. Doğru denklemini istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi eğimi 3 olmayanları şöyle eledim. Şunu da eledim. 2 şık bıraktım. Şimdi bu ikisinin kesişim noktasını nasıl bulalım? Ortak çözelim. Y yerine bunu yazalım. O zaman x artı 3 x eksi 5 eşittir 3'müş. 4 x 8'den x kaç geldi? 2 geldi. Kesiştikleri noktanın apsisi 2. Iki. 2'yi buraya yazarsam y'si de 1 gelir mi? Gelir. Biz doğru denklemlerin, yani doğruların kesişim noktasını nasıl buluyoruz? Doğruları ortak çözerek. Neden ortak çözüyoruz? Çünkü bu nokta hem bunun üzerinde hem bunun üzerinde yani sağlar. İkisine sağlayan ne demektir? Ortak çözümle bulursun demektir. Tamam, peki o zaman nokta ve eğim, o zaman y eksi 1 eşittir. Eğim parantezinde x eksi 2, o zaman y eksi 1 eşittir. 3 x eksi 6, y'miz ne gelecek? Y yalnız bırak dememiş, bu bursa gelir. O zaman bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa at. 3x eksi y eşittir 5 geldi. Yani doğuracağımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da 55. sorumuzun çözümüydü. Geldik 56'ya. Ne demiş? D1, D2 doğruları için A noktasının apsisi nedir demiş. O zaman biz doğruları ortak çözelim. Önce doğru denklemlerini bulalım ama değil mi? Doğru denklemlerini bulalım. Sonra ortak çözelim. Kesiştikleri noktanın apsisini, ordinatını bulalım. Şimdi D1 doğrusu için benim doğru denklemini yazma şeklim nasıldı? Artık alışmışsınızdır. Mx artı N'dir. Alışamayanlara da yapacak bir şey yok. Ben böyle yapıyorum. Karşı bölü komşudan burası 3 geldi. Peki y ekseni kesit noktada 3'tür. O zaman bizim doğru denklemimiz bir tanesi için 3x artı 3 geldi. Şimdi biz kırmızıyı yaptık. Şimdi maviye geçelim. Mavi de maviyle yazalım ya. Değil mi? bu mavi mi? Yok yeşil. Heh, tamam buldum. Mavi bu. Hayır mavi bu. Tamam oldu. Şimdi eğimi ne? Şurada altındaki üçgenden çözeriz. Karşı bir komşudan eğim ne geldi? Eksi 3x geldi. Y eksenik f noktası da bu. Şimdi biz bunları ortak çözelim. Y eşittir 3x artı 3 ve y eşittir eksi 3x artı 6 topla basitten 2y eşittir 9. Y'si kaç geldi? 4,5 geldi. Demek ki bu noktanın y'si yani burası 4,5. Ama bana absisini soruyor. O zaman y yerine 4,5 yazarız olmaz mı ya? Olur olur. 4.5'un bu tarafa 3 attım 1.5 kaldı. 3x 1.5'sa x nedir? Buçuktur diyebiliriz. Yani 1 bölü 2. Yani 56'ın sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Cevabımız Ceyhan. Geldik. Aa, öbür sayfaya geçtik. Hadi bakalım. 57. Kaça kadar gidiyor bu? Maşallah 62'ye kadar gidiyor. O güzel. Bitmedi ya. <laughs> 57. Dik koordinat düzleminde verilen doğruları y eksenin üzerinde kesiştiklerine göre. Stop. Şimdi doğrular kesişiyor. Bir de güzelliğine bakar mısın? Y ekseni üzerinde kesişiyor. Bu da y ekseni. Peki y ekseni üzerindeki noktaların apsi sıfır değil mi? Sıfır. O zaman bu nokta bunun da üzerinde bunun da üzerinde mi? Evet. Sonuçta kesişiyorlar. Yani x'i sıfır olan bir noktada kesişiyorlar. Peki bu nokta x'in de üzerinde yerine yazınca sağlarsa x'e sıfır verince y'si altı gelir mi? Gelir. Demek ki bak burası sıfır altıymış. Peki aynı mantıkla şimdi gelelim onu buraya yazalım yine sağlasın diyelim. O zaman 3 kere 6 18. X'e 0 verdim çarp gitti. Artı k eşittir 0'dan. K'yı da kaç bulduk? Eksi 18 bulduk. O zaman nokta bak o dolaylı sen oradan k'yı bulacaksın diyor. Sonra gel bana diyor. 0 eksi 8 18 noktasının y eşittir 5 doğrusunun uzaklığı. Bak ben bunları çizeyim en iyisi. Böyle benim kafam bunları basmayabilir. Y eşittir 5 doğrusu bu. Bu ne? X'i 0, Y'si eksi 18. Oo, X'i 0, Y'si eksi 18 olan nokta da bu. Değil mi? İşte bana burayı soruyor. Yani 23 Nisan kutlu olsun. Adana'ymış sorumuz cevabı. 57. sorumuzun da çözümü Adana'ymış. Geldik 58'e. Doğruların kesin noktasından ve orijinden geçen denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada kafanıza takılmış bir şey olabilirse bir tane denklem vermiş. Doğruların kesin noktasından demiş. Şimdi o bir aslında müfriyatımızda var yok tartışmasına girmeyeceğim. Yani sen burada k'ya değerler verdikçe farklı farklı doğrular bulursun ama bunların kesiştiği tek bir nokta vardır. Biz buna doğru demeti diyoruz aslında ama neyse oralara girmeyelim. Mesela sallıyorum k'ya 0 verelim. 0 verdiğimizde ne oldu bizim doğrumuz? 2x eşittir, eksi 8. Yani x eşittir, eksi 4 doğrusu oldu. Peki k'ya 1 verdik. O zaman 3x artı y eşittir. Eksi 6 oldu. Bakın bir doğru bu. Bir doğru bu. Bunların kesiştiği nokta ne? x'e eksi 4 vereceksin demektir. O zaman y'si kaç geldi? 6. Yani kesiştikleri nokta eksi 4'e 6'ymış. Sana diyor ki orijinden geçen. Yani sıfıra sıfırdan geçen. Al sana iki tane nokta var. Bu iki noktadan geçen doğru eğimini bul. Y eşittir 6 eksi... Oy 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 oy. oy m eşittir 6 eksi 0 bölü eksi 4 eksi 0'dan ne geldi? Eksi 3 bölü 2 geldi. Senin doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2'ymiş. E orijinden geçen doğrunun sabit terimi olmaz ki. Eğimde eksi 3 bölü 2 olacak. Bak. Denizlidir o zaman. Değil mi? 8'in sorun çözümü. Aynı. Geldik 59'a. Dik koordinat düzleminde AO kenarı x eksen üzerinde olan ABC O deltoid. Hmm, deltoid ise o zaman şunu şuradan birleştirsek. Deltoid o zaman bunlar da o, şunu şöyle yapalım. Şunlar da eşit. Bu arada deltoid'de köşegenler dik yetişiyor diye bir söylenti var. Ne dersiniz? İnanır mısınız? İnanın inanın. Şimdi ama başka bir bilgi yok. Şimdi sadece şunların eşit olduğunu söyleyebilirim ama bunlarla ilgili böyle bir saçmalık yapamam. De, ay fazla oldu. Deltoid çünkü sonuçta bu değil mi? Şunları sileceğiz sadece. Peki burası 5'e 12 ama sonuçta şuradan hesap yaparsam bu 5 bu 12'den burası 13 gelir. O zaman burası da 13'tür. A noktası 13'e 0'dır. Ne istiyor? B noktası. Hmm. Peki. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklıkla bu iki nokta arasındaki uzaklıktan yapıştırsak gelse olmaz mı? Olur. Başka türlü yapabilir miyiz? Mesela bunun orta noktasını bulsak. Bu iki noktadan geçen doğru ile bu iki noktadan geçen doğru eğimleri diktir. O zaman çarpımları eksi 1'dir. Bence daha güzel oldu. Bu iki noktadan geçen eğimi ne? 12 eksi 0 bölü 5 eksi 13. Yani 12 bölü eksi 8 ne yaptı? 4'e böldük. Eksi 3 bölü 2. Şimdi yeşil doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2 ise şu doğrunun eğimi ne gelecektir? 2 bölü 3 gelecektir. E burası da 0'a 0 noktası. Değil mi? 0'a 0 noktası. O zaman Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 15 eksi 0 bölü x eksi 0 da neye eşit olacak? 2 bölü 3'e. Şu sıfırlara gerek kalmadı bence. O zaman şöyle içler dışlardan 2x eşittir 45. X de ne geldi buradan? 45 bölü 2 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? 59. Ve sol taraf bitti. Sağ taraftayız. 1, 2, 3. Son 3 sorumuz arkadaşlar. Bu dersinde son 3 sorusundayız. Hadi bakalım. Doğrusuyla x ekseni üzerinde dik kesişen doğru denklemi. Şimdi bir tane doğru var. Bu doğru. Bir doğru ile ne yapıyor? Dik kesişiyor. O zaman bizden istediği şey bu doğrunun denklemi değil mi? Evet. Peki hocam sen şimdi bunun eğimini biliyor musun? Eksi a bölü b'den eksi 4 diye biliyorsun. O zaman sana lazım olan doğrunun eğimi 1 bölü 4'tür. Önce burada anlaşalım. 1 bölü 4 ise bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu ikisinden biri. Şimdi bir de şu noktada değil mi? x ekseni üzerinde dik kesişen x ekseni üzerinde. O zaman benim şu yeşil doğrumun x ekseni kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorum. x'i kaç geliyor? 2 mi geliyor? Demek ki 2'ye 0 noktasıymış benim sarı doğrumun üzerinde olduğu nokta. Değil mi? O zaman 2'ye 0 noktasından geçecek ve eğimi de kaç olacak? 1 bölü 4 olacak. O zaman y eksi 0 eşittir 1 bölü 4 parantezde x eksi 2. Şuna gerek yok artık. İçler dışlar yaptık. 4 y eşittir x eksi 2. Değil mi? O zaman c galiba. Ne yaptık? Bunu bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attık. x eksi 4 y eşittir 2. Evet. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Peki bakalım geldik 61'e. Bir kenar iki birim olan iki özdeşik karenin birer köşesinden geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi. Yani aha bunu istiyor. Buluruz. Şimdi şu üçgenler bence eşler. Çünkü bak şunlar aynı. O zaman şunlar da aynı olur. Şunlar da aynı olur. Şimdi buradan aslında tüyo verdi bana. Karenin bir kenarı iki dedi. Bunlar kare değil mi? Özdeş kare. O zaman burası iki. O zaman burası iki. Burası iki. Burası iki. Güzel, burası 2. Güzel süslüyoruz. Şimdi burasının ordinatı 10. 2 bu kareden, 2 bu kareden 4. O zaman buraya ne kaldı? 6, o zaman burası 3'tür. Hmm, güzel, o zaman hiç analiteye girmeden şuradan eğimden yapsak, benzerlikten yapsak olmaz mı? 3'ün 5'i oranı, 2'nin k'ya oranı, burası k oldu. O zaman ne yaptı? 3K eşittir 10. K eşittir 10 bölü 3 yaptı. X eksenini kestiği noktanın absisi de 10 bölü 3'tür diyebiliriz. Geometri bilgimize güvendik ya. Yani bunu ben analitikten yapmazdım. 100 kere sorsan 100 kere önüme çıksa yine yapmam. Hadi bakalım 62 son sorudayız. D1, D2 ve eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Ozan gel bunların grafiklerini çiz. Kapalı bölgeyi keşfet. Eksenlerle yalnız bak oraya dikkat et. Gelin bakalım çizelim. Şimdi x eşittir 4 doğrusu zaten şu. Okey. Şimdi bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? x'e 0 vereceğiz. y eksenini 15'te. y'e 0 vereceğiz. x eksenini 10'da. O zaman ben şöyle yapayım. Şu mu? Şimdi bak diyor ki bu bu ve eksenlerle kapalı bölge. Aha burasını istiyor. Yani onun anlattığını da doğru anlamak lazım. Yanlışlıkla şurayı işaretleme. Yanılabiliriz. Eğer deseydi ki bana eksenlerle değil de bu iki doğru ve x ekseni arasında kalan kapalı bölge o zaman burayı bulacaktım. Yani onun bana söylediğini doğru anlamam lazım. Tamam mı güzel kardeşim? O zaman şimdi burası 4. Burası 15. Şimdi burası bu doğru bu doğru değil mi? Evet. Şimdi bu noktanın apsisi zaten 4 ise ben giderim buraya 4 yazarım. O zaman burası 12'den burası 18. Yes 9 gelir. O zaman burası 9. Ve yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani ne yaptı? 24, 12, 48. Yani doğru cevabımız ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz. Ve böylece 62. sorumda çözümünü beraber yaptık arkadaşlar. Son 8 sorumuz kaldı. Son 8 sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Buralara geldiğinize göre çalışmışsınız demektir. Hoşçakalın.